Efendim sizler onun Nalet Bebe olarak tanıyorsunuz. Çektiği videoları milyonlar izliyor. Yarattığı tiplemeler çok konuşuluyor, paylaşılıyor. O sosyal medya fenomeni bir Angara bebesi. Ömer Başdoğan Stüdyo konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şuradan Sanırım kendime, kendime bakmak gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Nasılsınız? <laughs> İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok Siz iyi. diye başladık, siz diye devam edeyim o zaman. Pınar'cığım çok rahat <gülüyor> <gülüyor> Rahat ol lütfen. Ben Şimdi bir bakalım mı aslında tiplemelerinizden, bir BTR. Biz vardı. Bir izleyelim mi orada? Evet. Sonrasında üzerine konuşalım. Tufan abi hadi sensiz olmaz ben ya. Yok yok yok. Gençler uyuyor. Abi sensiz olmaz hadi lütfen. Abi hadi. Abi lütfen. Vur çek. Ya abi dondurmadan bedava çıktı da alabilir miyim? Ver bir tane dondurma ver. Hakan abi bedava alabilir miyim? Al kızım. Evet, Yeni bir tane dondurma ver yürü. Hakan abi bedava çıktı da çocuklar. Geç al. Bu ne oğlum hepsi bizden mi çıkıyor bedavalar ya? Erkan! Sultan gelecek şimdi onu karşılayın ha! Göktuğ abi yanki şehirden geldiler obadan. Ne diyor? Borç istiyorlar. Ne kadar? 1000 akçe. Daha geçen verdik oğlum 750 akçe. Diyorlar. Ben nasıl diyeceğim abi sultana ya? Bunlara mı çalışıyoruz biz? Cemil abi bak o atlara iyi bak ha! Aman diyeyim. Göktuğ abi. Arabacı He. geldi abi. At arabasına 100 akçe istiyor. Temiz mi araba? Temiz görünüyor. Abi 75 akçe verin gitsin. 100'den aşağı olmaz diyor. Hayırdır oğlum nasıl sultana mı dikiliyorlar? Abi Kayseri'liyim diyor. 80 ver, 80'e bağla git. Bak ısrarınız vallahi gider Kayseri alırız onlardan ha. 80 mi diyeyim? He hadi. Nasıl çıkıyor bu içerikler? Valla içeriklerin aslında hepsi tespite dayalı. Hayatımızda güncelde yaşadığımız içerikler. Ya mesela o en son o Osmanlı muhabbeti falan. Aslında Osmanlı'nın içinde... Hep biz izliyoruz dizilerde sultanlar, padişahlar ama bunun içinde de bir yerelde bir halk var. O halk içinde şaka yapan da var, katakullü yapan da var. Mesela o video öyle bir aklımıza geldi, öyle bir platoydu. Gezerken genelde doğaçlama ve gözlem üzerine geliyor. Genelde böyle oluyor galiba, Gid, nereye gidiyorsanız o an orada sizi ilham yakalıyor da çekiyorsunuz sanki. Bunu Gökhan Ümer'e de sormuştum. Aynen öyle. Ya mesela kurguladığımız da oluyor. Böyle bazen düşünüyoruz şöyle yapalım böyle yapalım mı yazıyoruz falan ama en güzeli ortamda ve o ambiyansta yakaladığım videolar oluyor. Benim genelde videolar hep böyle doğaçlama geliyor. Kurgusal videoları farklı yerlerde yapıyoruz. Ama en keyif verenler doğal ve o an orada yakaladığımız videolar oluyor. Peki neden Nalet Bebe? Valla aslında bu Nalet Bebe'nin hiçbir anlamı yok. Yani Nalet diye bir kelime var e, ee, lanet, lanet var bir de nalet var. Nalet aslında böyle iç Anadolu'da bir jargon gibi. Üstat Neşe Deritaş'ın Türklerinde de var ne naletiymiş falan diye. Öyle ben o zaman da attım 7-8 sene önce öyle tuttu. Hatta anneme falan böyle dalga geçmiş ya oğlum falan diye. Aa. Evet tabii onların müzdarip şeylerini yaşadık ama açtık. Şu an mesela değiştireyim diyorum ismi. Ömer Baştan yapayım. Böyle çok sahnetik bir isim de değil yani son. En azından böyle Nalet bir diye gidiyor. Ama artık yaşta büyüdü. 36 yaşına geldim. Şimdi Görüyorlar falan, Nalet Bebe, Bebe Bebe. Sizi sokakta görünce Nalet Bebe demeleri. E de ne diyecek yani? Adam Nalet Bebe diyor, öyle bildiği için. Ama değiştirdi, bilmiyorum. Bilmiyorum, kafam karışık bu duygularda. Belki ilerleyen zamanlarda. Peki bu şive işe yarıyor mu? Aslında biz de yok. Ben aslında doğuma büyüme... Ankara'da doğdum günüm, Sinopluyum. Son 5 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Şiveyi kullandığım bir şive değil yani. Aslında bizde bu KG'ların işte... E, hep böyle... Ankara bebesi o keyler gam oluyor ne oluyorsa bir o var onu da aslında isterek yapmıyor ben normal e, kendi tutuyorum ama böyle düzgün konuşmaya çalıştığım zaman da çok yapay oluyor yani. E onun için sordum aslında ha. bir yandan da o komedi unsuru oluyor Yok bak. yok ya o şive böyle aman Ankara muhabbeti olsun diye falan değil yani o normal iç Anadolu şivesi aslında. Tamam peki şimdi VTR'miz var az çok bence tahmin ediyorsundur ne gelecek. Evet i̇zleyelim. o can sıkan konuya bir gelelim, gelelim. yani bizim de var o konuya. Evet gibi. tabii ki var hadi bakalım izleyelim. 5 dakika hep video çekip gireceğim i̇şte dediniz. Bu olmuyor da Samsun malet yani Ömer böyle bir şey dalışılması gerekiyor. bir şey soracağım. Sen Gökhan'a pavyona gitsin diye yer mi ayarladın? Yo, ya video çekeceğim dedi ben bizim şey aradı bizim Mustafa Taşı o ayarlı. Sen ayarladı. kimleri tanıyorsun pavyona? <laughs> Gittin ya. yani. Yo ben gitmedim ben aradım o rica ettim ya. Rica ettim o da halletti gitti videosunu çekti çocuk gitti yaptı yani. Ben gitmedim. O Hakan abi benim bir bağlantım yok. Ben ben ayarlayamam sana bu saatte dükkandan, pavyondan yer ayarlayamam. İzledim kardeş çok güzel program. Çok güzel konuştun da sen benim niye pavyon ayarladın mı söylüyorsun Allah aşkına. Kardeş 80 milyon önünde hanım aklım aldı ya. Yani arayan soranı bitmiyor. Pavyona gitmek istem beni arıyor kanka. Hiç iyi iş olmadı bu. Hiç iyi iş olmadı. Hadi hemen başlasın o zaman kum saati. Gelsin soruda Gökhan Ünver'e pavyonda yer ayarladın mı ayarlamadın mı? Şu konu bir netleşsin. Ya şimdi programı izledim. Orada diyor ki işte siz diyorsunuz ki ne güzel işte rakip değilsiniz falan. Güzel güzel. Güzel orada gidiyordu sohbet Çok da evet. güzel gidiyor. Ya sen şimdi orada çıkıp da e, çok iyi arkadaş da geçen video çektim pavyonu ben ayarladım. Ya kardeşim benim her ayarladığım niye burada yani mu, muzdarip oldum konudan dolayı. Yani birkaç gündür de evde de ...sıkıntılarımız var. Ya pavyon... Bu şaka mı yoksa o, ciddi bir muzdarip? Ya yaşandı yaşandı yani... E, ...gizli saklı bir şeyler ayarlamışım. Yani öyle olunca ben de bir iki... ...arkadaş vasıtasıyla gitmiştim gizli saklı. Onlar da ortaya çıktı. E, o neler. Evet yani Gökhan dedi işte video çektim... ...beş dakika falan halbuki iki buçuk saat kalmış içeride. Hem de. Eğlenmişler. Yani, 7500 lira da bir bakiye var içeride. Hem de. E, o da bana canlı yayında söylemeyeyim o da bana şey oldu. Eyvah eyvah. Üstüme yıkıldı. E ne olacak şimdi arkası yarın gibi bu sefer. Yani bakacağız ilerleyen dönemlerde bizi ne gösteriyor bilmiyorum yani. Nereden nereye? Allah'tan orada sınırlı kaldı ya yani çok sağ olsun değerli bir dostunuz. Altta kalmak istemedim açıkçası. Yani. Dağısı da vardı yani. Yok dağısı sadece o kadar. <laughs> Allah'ım gittikçe gittikçe batıyormuşuz yani. <laughs> <laughs> Hakikaten arkası yarın gibi bir şeye dönüyor bu. Yok yok ya şaka yapayım biz Gökhan'la çok ciğer dostu öyle bir espri olsun falan diye. Güzeldi, i̇yi de oldu, gitti. denk de geldi. Güzel oldu, Aa, çok denk da ne söyledi aslında kendisi. Vallahi Valla bana dedi ki, kanka senden bahsettim diye. Ben de bir açtım, izledim. Tüllerini kendi kendine ulaşırız yani, böyle mi bahsettim falan diye. Peki böyle mesela Gökhan üniversite neler ayarlamıştır bugüne kadar? Onun ne gibi sağladığı kolaylıklar var? Gökhan iyi güzel bilet ayarlıyor gösterilerine. Benim eşim dostum bilet istediği zaman sağ olsun önlerden ayarlıyor. O biraz daha kurumsal tarafta, biraz daha ben sokak tarafındayım. Onun... E, Karanlık işlerini ben hallediyorum burada ha. falan diyormuşum. Yok ya şaka yapıyorum. Şimdi ağzıma yanlış bir şey çıkar sonra başımıza bela almayalım ya. <laughs> Çok orantılı bir paylaşım olmamış zaten. Bir taraf karanlık işleri hallediyor bir taraf kurumsal taraf. Ama öyle olması gerekiyor bir denge. Ha. O, o da bir... kendi içinde bir denge doğru. Tabii tabii her zaman. Ben her türlü galiba ayranızı bozacağım. Çünkü geldi ve dedi ki biz çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi arkadaşız. Yani dedim ki yaptığınız iş gereği aslında bu çok uzun sürer mi sürmez mi emin değilim. Bu tür sektörlerde çok böyle arkadaş, eş dost olmuyor ama. Yani o kadar güzel lafın üstünde böyle yani bunun bu şekilde süslenmemesi gerekiyordu bence. Gökhan'ın yaptığı yanlış orada. Daha da güzel beni övüp karşılıklı övgülerimizi dile getirip kapatması lazımdı ama işte o pavyon muhabbeti sıkıntı yok yani. Pavyon Anadolu kültüründe olan bir şey. Ankara'da da artık turistik bir seviyesi de var. Ama biz geçmişte e, tattık bu duyguları. O nedenle biraz açık oldu. Geçmişte kaldı. Peki mesajı almıştır bence. Bence mesajı aldı. Bir de ağzına çıkanlara dikkat edin canım kardeşim ya çok seviyorum oradan. <laughs> tamam buradan biz de ona selam göndermiş olalım şimdi. Dönecek olursak şimdi öyle bir şey var ki e, hakikaten çok komik içerikleriniz var. Çok beğenerek izliyoruz ama şimdi sosyal medyada paylaşıldığında bir takipçi sayısı evet. da gerekiyor çok daha ciddi bir takipçiniz var. Biri yandan da tabii ki bu izlenir bu izlenmez. Bunları da düşünmeniz gerekiyor ya. Ha. Bu içeriği etkiliyor mu ya? Bunu yapmak istiyorum ama sanki şu şekilde bir video çeksem daha iyi olur. Ya aslında ya yani mizah çok geniş bir çerçeve içerisinde ama biz sosyal medyada bunu çok dar bir alanda yapıyoruz. Çünkü bizim mesela şahsiyor onun elif bebe hesabında yapılan mizahta küfür yok, belaltı yok. Çok minimal. birine sataşma yok siyasi şahı yok, bir şey yok falan. Biz böyle aslında çok sosyal medyanın içerisinde herkesin ulaşılabildiği bir sayfa olduğumuz için bunlara açıkçası çok dikkat ediyoruz. Ki ben ediyorum ya. Bugün e, 2014-2015'te başladığımız yolculuk, şakayla başlayan, dalgayla başlayan yolculuk bugün 2023'te stabil, çok fazla zıplamadan kendi haline tıkır tıkır yürüyor. E, bunun en büyük sebepleri yapılan mizahı biraz böyle ucu bucağını düşünerek yapıyoruz. E bu da toplumu tabii ki akşam insanlar evde izlediği zaman ailecek rahatlıkla izlemesi gerekiyor. İzlendiği için de belli bir seviyede, belli bir kıvamla devam ediyor. Ne çok aşırı patlamalar oluyor, ne çok aşağı dibe inmiyor. Biz tabii bir şekilde merdivenleri çıka çıka iliyoruz. İler, yürürken de biz de gelişiyoruz, biz de olgunlaşıyoruz. Şimdi 7 sene önceki halimizle şimdiki halimiz bir değil. En büyük fark ne mesela? 7 sene öncesiyle şimdiki arasında. Ya en büyük fark işte hep şey vardır mesela. Ne kadar gelirin artarsa ona göre giderin artıyor. Büyük başın derdi büyük olur. Bunlar hep bilinen atasözü. Aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Ama günün sonunda tabii burada şikayetçi olduğumuz bir durum yok. Mutluyuz Allah'a bir şükür. Ee, bu toplum içerisinde belli bir seviyeye gelmek, belli bir yerde kalabilmek, stabil devam edilmek benim açımdan güzel bir şey. Şimdi sinema filminiz de var akabinde. O da tabii farklı bir kalıcılık sağlıyor. Sosyal medyada çok büyük bir başarı var. Sizce sinemada da başarılı oldunuz mu? Orada devam edecek misiniz? Bakın ben de size döndüm. Hadi bakalım. Şimdi Sen şöyle. Öncelerden mesela 2017-2018 yıllarında işte fenomenler işte takipçisi yüksekliğine film yapalım. Filmler izlenir vesaire. Mesela Öyle dalgalanmalar vardı. Aslında biz de 2019 yılında kardeşim yazmış olduğumuz bir senaryoyu 2020 Şubat'ta e, vizyona soktuk. Pandemi girdi. Üstüne olaylar olaylar. Film başarısız başarılılık seviyesinde gişede zaten dördüncü haftada falan şeyden kalktı. E, ee, i̇nsanın biraz daha kendini beklemesi gerekiyor. Sağ solun gazına gelmemek gerekiyor. Şimdi mesela Öyle mi bizim olmuştum? tabii nokta 2.2 milyon takipçimiz var. Eğer sen film yapsan 2 milyonu gişeye gider. Öyle bir şey yok. Gişede bambaşka bir ayrı bir mevzu var orada. Adam win para verdiği zaman karşılığını almak alması gerekiyor. Şu an bize benim benim gene kendi yazdığım bir şeylerim var ama ama hala açıp bakıyorum. Yani bu insanlar bu filme para verip geldiğinde bunun karşılığını ben verebilecek miyim? Diğer filmimiz biraz kaza gelme. İşte o ara bizim diğer e, sosyal medya içerik üreten arkadaşların da filmleri vardı. Biz tabii e, biz niye olmayalım? Bizim neyimiz eksik? E, benim neyim eksik? Bir gaza gelmeyle başladık. Ama e, çok şükür utanılacak bir iş değildi. Güzel bir işti. Onun üzerine başka projelere girdim çıktım. Ama günün sonunda bizim e, meskenimiz sosyal medya, dijital. Ya biz 2014-2015'lerde başladığımızda ya da 2006'larda diyorlar ki ya sen ömür boyu video mu çekeceksin? ben şimdi bakayım mesela herkes dijitale dönmeye çalışıyor. E benim zaten hazır dükkanım var burada. Çok da iyi işliyor. E, dükkanımızı ne kadar güzel süslerse o şekilde devam eder. Çok fazla hayattan çok fazla beklentilerimiz yok. Bu şekilde devam edelim yeter. Yok mu? Yok ya yani beklentilerin olduğu ne kadar hayal kurarsan istediğiniz hayaller hiçbir zaman olmuyor. Benim hayallerim hep minimal diye mesela. Bir arabaya biniyorsam onun bir modelini düşüyordum ama tutup Pa tepedeki başka arabayı düşünmüyorum... Şimdi de öyle. Şu an buradayız. 2024'teki planlarımız belli. Ne Hep... 2024'teki planlarınız ne? Yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> o kadar planlı mı yaşıyorsunuz diye merak ettim. İş iş anlamında şimdi bizim orada profesyonel yürüttüğümüz işler de var. Büyük bayağı büyük kurumsal firmalarla da biz iş yapıyoruz. Artık dijital bambaşka bir çeyre evrildi. Önceden bizim bizim bundan 6-7 sene önce 8 sene önce dijitaldekiler biraz daha işte bunlar sosyal medya ne yapıyor ki çıkıyorlar bir şey yapıyorlar diye biraz bir alt görme şeyi vardı. Şimdi komple iş dijitale dönünce Biz biraz daha değerli olduk aslında. Bu değerli oluşta da kendi kitlesini ve kendini bozmayan insanlar her zaman hayatta da olduğu gibi kıymetli şekilde devam ediyor. Biz de aslında ben ve benim gibi içerik üreten birkaç arkadaşımla biz aslında bu işin kıymetli tarafında iş yapan tarafız. O nedenle şeyim yok. Yani planımız, 2004 planımız tabii ki içeriklerimiz devam etmek, marka daha devam etmek. Biz buradan para kazanıyoruz. Evet ki bu sonunda. konuda da başı çekiyorsunuz. Ama mesela şimdi Cem öyle, mi? öyle değil mi? Cemil evet. Cem Yılmaz'ı sahnede izlemişsiniz ve demişsiniz ki o varken biz aç kalırız. O ne demek? Hayır. Bir gün şeyde Nişantaşı'nda yürüyorum. Bir şey haberci arkadaşlar geldi. Ben de röportaj yapmak istedim. ki benim böyle spekülasyon, spekülasyon yaratacak bir şeyim yok. Ben kendi halimde konuşmayın dedim. O anda işte ya işte magazinci arkadaşlar işte severler ya öyle. Şey i̇şte Cem Yılmaz'la kendisi rak ya ben dedim ki abi ya Cem Yılmaz bizim yani çocukluğumuzda e, izlediğimiz stand uplarıyla vesaire aslında bu mizah dünyasında ve çerçevesinde ciddi bir aralığı açan bir adam yani. E ben dedim ki bana dilek stand-up müsün? Bana ben dedim ki ya ben Cem Yılmaz'ı izleyen hayran bir adam olarak o varken çıkıp da dedim stand-up yapmam. Nasıl yani? Şimdi o zaman Cem Yılmaz emekliye ayrılmadan siz ya bu benim benim şeyim yani o çok sevdiğim için onun gibi başarılı olabilir miyim? Yani sahneye çıkacağım mesela biz ben 50-60 tane üniversite gezdim mesela şöyle şeylere gidiyorduk çocuklarla genç arkadaşlarımıza birleşiyorduk ama bedavaya gidiyorduk. Onlar da bedavaya geliyordu. Orada bir insanları güldüreceğim kaygısı yok. Yani soru cevap şeklinde ilerliyordu. Ama şimdi profesyonel olarak sahneye çıktığınız zaman orada o kitleyi güldürebilmek, e benim orada o pikleri yakalamak, bunlar ciddi ciddi profesyonellik isteyen ve gelişim isteyen şeyler. Mesela ben Gökhan'ın 2-3 defa şeyine, gösterisine gittim. Önde oturuyorum. Heyecanlanıyorum. Sahneye atlayasım geliyor. Çünkü bambaşka bir başarı gibi geliyor bana. Tiyatroda da kez aynı şekilde. Çünkü birebir orada sahne sergiliyorsunuz. Ben Cem Maz şeyi o çok sevdim ve saygı duyduğum için öyle geçiştirdim bir espri. Tabii bunu yapan stand up'a çok arkadaşım var. Hepsinin kendi içinde güzel kitleleri var. ben de mesela Kaymağını alırsam yani hissedersem güzel olacağını Güzel de iş de var orada Girerim ama benim için daha var Yani ona çok hazır olmam lazım Sanırım bu sinema filmi sizi biraz geri çekmiş Hani orada belki çok daha büyük bir başarı yakalasaydınız Belki daha mı rahat olurdu bu daha farklı rahat dallara var. geçiş Bir tık bir tık evet rahat ettirebilirdi Ama ben günün sonunda hep şunu inanıyorum Herkes bildiği işi yapsın Benim bildiğim iş dijitalde reklam çekmek Biz çok güzel reklamlar çekiyoruz evet. Çok kurumsal büyük reklamlar çekiyoruz Onu yapalım kendi diyaloğumuzu yapalım, kendi videolarımızı yaparım. Ee, oluşturmuş olduğumuz 25-30 tane karakter var. Onlara tekrar dönelim. Benim en iyi bildiğim iş bu. Ee, diğer taraf sinema tarafı, mesela 16 Kasım'da bir filmimiz çıkacak. Benim de başrol olarak oynadım. Oo bir film daha geliyor. Ya o e, daha önce Türkler Çıldırmış Olmalı bir dev film vardı. Onu revize etmişler yeni kadroyla. İkisi çıkacak, Afşar filmle yaptığımız. Ee, gittim oynadım, oynadım. Ee, o, o şekilde devam edecek ama benim öyle bir iddiam yok. Ben sinema dünyasına vuracağım işte dijitalde işte bizim mecramız belli. Ha, diğer işler benim için kupon işler. Ben o kafada bakıyorum. O e, peki şu da var şimdi neden genel anlamda bu yakışıklı bir komedyen çıkmıyor sizce? Ya şimdi mesela ben hep kilolu olduğu zaman daha bir sevimli ve sempatik geliyor. Ben mesela 125 kilo, 115 kiloydum Şimdi kilo verdim. 95 lira falan Artık düştüm. Artık daha az Ama sağlık anlamında benim. Ya, yani. ama benim hep kaygım şuydu. Bana derlerdi kilo ver. Ya derdim ki oğlum ben yani kilo olacağım ki böyle memelerim sallanacak. Çakı yaptığım yanaklarım sallanacak ki. Karşıya bir negatif bir şey de söylesen o tatlılığa sempatik gelebilir. Ama şimdi jilet gibi, jön gibi bir adam şaka yaptığı zaman yanında eşi varken adam kıskanıyor. Komedyenlerin genelde şeyi kıskanılmayan adamlar genelde böyle bir Bakar baktıysa da mesela bizim komedyen iş yapar, içerik üretenlerde de mesela komedyenler de hep ya ben çok çekimli adam değilim ama külü aldım mı o tosunluğun vermiş olduğu o sempatiklikte daha rahat oluyorsunuz Ay, aslında. Komedyenler kıskanılmayan adamlar oluyor. Yani yakışıklılık olarak kıskanılmayan adamlar. Ben ne bileyim kaf mı yaptım? Aman Yo hayır hayır enteresan bileyim, bir manşet çıktı onu böyle cımbızlamak istedim sadece. yani ne bileyim ben şimdi hal geziyorum yani neyi ne kıskanılacak ki bilmiyorum. <laughs> Keyfimdeyim, rahatıma bakıyorum. Tertemiz, etle sütleye karışmadan. Dijitalde, geçen Gökhan da bahsetti. O kadar büyük bir pasta var ki aslında. Türkiye'nin genelde de her yerde bir pasta var. Bugün siz burada program yapıyorsunuz. Biri başka yerde program yapıyor. Herkesin kendine göre bir kitlesi ve güzel şeyi var. Bizde de öyle. Yani beni bugün takip eden kitleyle onunki örtüşmez, onunkiyle benimki örtüşmez. Denge çok güzel ya Herkes aslında kendi bildiği ve kitlesini oynasa ve kendi durumunu kalbirip ona göre içerik yapsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Siz kitlenizi peki nasıl görüyorsunuz? Mesela o tiplemeler arasında hangisi böyle yükseldi? Neden yükseldi sizce? Ya bizde hiç öyle bir şey yok aslında. Ben mesela kadın erkek ilişkisi de yapıyordum. Yapıyorum yani 7-8 sene önce de yapıyordum. Şimdi de yapıyordum. Her zaman kadın ikili, ikili kadın erkek ilişkileri tutuyor. E bir taraftan galerici muhabbeti yapıyorsunuz erkek kitle. Bir taraftan Kara Kenan diye bir tipleme var. E, abiler seviyor. E, diğer taraftan Ayı Selim diye bir karakter var. Zengin parayı bulmuş ama zenginlerde hep böyle bir ya abi tekne almışsın yani aldık işte bir ince bir mütevazilik var ya aslında içinde de dağları kopur aldım lan param var onu yükselten bir karakter var ya aslında her toplumun her tarafına rahat rahat dokunabileceğimiz karakterler var bunların hepsi de nereden geliyor derseniz ya hep sokakta yetişmişiz sokaklara derken sokak çocuğu değildim ailem vardı ama hep sokakta büyüdük yani Ankara'da büyüdük ee, onun vermiş olduğu bir gözle gözlem yeteneği de bir çevrede oluşuyor şimdi benim en yakın arkadaşlarım Galerici. Biz Özümüzden de kopmadık yani. Hala eski arkadaşlarım, eski muhabbetlerim, o eski sempatiler devam ediyor. Çünkü onları kaybettiğiniz zaman içeriğinize de yansıyor. E bir gün 2014'te mesela sokakta çekerken şimdi gidip başka Ne oldu? <laughs> ne demek biliyor musunuz? Son bir dakika kaldı demek. Devam edelim. Yani i̇şine bak Ömer mi diyorsunuz? Yok yani. Yo, hayır de... <laughs> daha var. Ne soracağım? Mesela ev merak ettim. Ne yazıyor orada? Bir dövmeniz var. Yani bu dövme yaptırdım. Özel bir şey yazmıyor aslında. Kendimle alakalı şeyler yazıyor. Nedir onlar? Ya hakkı, Erken kalk. Ha, pardon. Yok ya ha, kul hakkı yazıyor, iyilik yazıyor, ahde vefa vebal. Bunlar benim hayatımda hiç çıkarmadım dört tane yasa. Bunlara dikkat ettiğin sürece hayatta hiç kimse sana ne dokunuyor, ne enerji bozuluyor. Allah'a inanan, Allah'a inanıyorum. İnanmasan da bir enerji var, evrenin bir enerjisi. Buradaki her şey o enerjiyle onunla alakalı. Ben de unutmayayım diye böyle Yazdırdım niye yazdırdım da bilmiyorum ama ne bileyim. <laughs> Unutmayayım diye derken her sabah kalktığınızda bakıyor musunuz? Ya gaflet uğradığım zaman görüyorum yani diyorum ki bir, bir hata var orada. Diyorum ki oğlum burada işte bak kulak var git. Biraz öyle yanlarım değişik yanlarım var ama ben o çok mutluyum. Çünkü günün sonunda bana hep güzel kapılar açıyor. Bu, çok mutlusunuz çok da mutlu ediyorsunuz. Ben gideyim çok mi? da samimi bir sohbette. Yaman efendim çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür şey ederim oynuyorum. Mehmet Bey'e selamlar. Çok Kendinize teşekkür ediyorum. ediyorum. Peki Hadi sen görüşürüz. görüşmek üzere hoşçakalın sağ olun.